Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Al tut ellerimi bebek, tut biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim, okşa biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Dağıt saçlarını bebek, savur biraz. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem, konuş biraz. Benim doğduğum köylerde kuzey rüzgarları eserdi ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır, öp biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri, anlat biraz. Anadolu'nun lirik şairidir Cahit Külebi. İçtenliğin şairidir o. Cahit Külebi, Anadolu'nun sesi olmuş, Anadolu'nun doğasını, insanını, yaşamını bütün gerçekliğiyle, renkleriyle, kokusuyla şiirleştirmiştir. Sıcak, rahat ve içten söyleyişiyle, etkileyici yalınlığıyla, lirizmiyle şiirleri çok sevilmiştir. O basitliğe düşmeden yalın şiirin nasıl yazılacağını gösteren bir şairdir. Yazdıklarını içten duyarak yazmıştır. Bu nedenle deyişi duygu yüklü ve sıcaktır. Edip Cansever'e göre Külebi gerçekleri renk ve ışıkla çizmesini bilen bir şairdir. Şiirlerinin çoğunda sıcak bir hava, tabiatın renkleri kaynaşıp durur. Cahit Külebi gibi rahat konuşan şair azdır. Külebi pek üretken olmayan şairlerimizden. 60 yıllık şairliği boyunca toplam 150'ye yakın şiir yazmıştır. Bununla ilgili olarak şunları söyler. Yılda birkaç şiir yazabildim. Bu az yazış, kuyumcu gibi dedikleri biçimde yazdığımı da göstermez. Tersine çok az yazarım ama dize dize, ıkına sıkına şiir yazdığım hiç olmadı. Örneğin en çok dikkat çeken şiirlerimin yazılışları yarım saati, bir saati geçmemiştir. Külebi'nin en bilinen, oldukça sevilen ve unutulmayan şiirlerinden olan Hikaye, şairin 1944 yılında eşi için yazdığı bir şiir. Etkileyici bir aşk şiiri Hikaye. Şiirde sevgilisine seslenen bir köy delikanlısı köyünü ve kendini anlatır. Sevilen kadınsa kentli biridir. Şiirde anlatılan köy, toplumsal yapısı ve yaşantısı birbirine yakın olan çoğu Anadolu köyünü temsil ediyor. Şiir öznesi, doğduğu köyün yoksunluklarını, olumsuzluklarını, kendisinin özlem duyduğu şeyleri dillendiriyor. Sevilen kadından da bu özlemleri, korkuları ve yalnızlık duygusunu gidermesi bekleniyor. Külebi, hikaye şiirinde yaşanandan, gerçeklikten yola çıkarak modern, etkileyici ve kalıcı bir şiir yaratmıştır. Anadolu yerinde var oldukça Cahit Külebi'nin hikayesi bizce de hiç susmayacak.